Esme de diyorlar, Esma da diyorlar dedi. Orijinal ismi Esma mı, Esme mi hanımefendi? Esma da denir, Esme de denir aslında. Esme. Bize... Esme de, Esma da diyorlarmış. Esme de, evet. Esma da ikisini koyar. Size dedi ki, gününü oynuyor dedi annene. Evet, doğru. Yarın dedi gelinin yarışacak ya dedi. Puan topluyorsun dedi. Ben oynamam. Bana bak Gülben, kayınvaliden sana kırmızı bir elma verirse alma. Zuhal Hanım yani... O nasıl geliyor işte? Ben şey diye düşünüyorum, herhalde hak etti. Ya hak adaletsizlikle etti. Yapmaz annem. Ya hak etti bak, diye düşünüyorum. Diyor, hak etti ki verdi. İyi yaptı. İyi yaptı, inşallah güzel yap, sana da versinler. Birazcık şaşlık kebabında, bak ben sana size puan kırdığım noktaları söyleyeyim. Şaşlık kebabında et biraz sert. Şimdi o et çok ince ve yumuşacık bir biftek. Aslında onun daha yumuşak olması gerekiyordu. Neden o kadar sertleşti bilemiyorum. Bak soğanlar da biraz diri kalmıştı. O soğanların böyle lokum gibi pişmesi lazım. Ağza dağılması lazım. Zuhal Hanım, bence servis sırasında pişirmekte hata yaptı. O yüzden yeterince pişmemiş olabilir. Ben de senin bunu konuşabilmene, düşünebilmene çok şaşırdım şu an. Gerçekten beni ağlamak gibi. Duygusallaştınız değil mi? Bu zeka karşısında. Bu arada masada da duygusallaşan bir kayınvalidemiz daha var. Muazzez Hanım. Evet evet. Aa, o devamlı dur, ağlıyor. Dün ağlamadı ama evet. İnşallah da Allah ağlatmasın. Hayır, benim anlamadığım yani bir insan ya duygulanırsa ağlar, evet, ya da azar yerse ağlar. Şimdi yemek esnasında. Yani ben şimdi düşünüyorum. Niye ağlasın? Güzel bir yemek yapıp da onurlandırdıkları için mi ağlıyor? Evet, yoksa güzel yemek yapmayıp da sen bunu niye yaptın dedikleri için mi ağlıyor? Ya da ağlayacak. Ön hazırlık bir şeyin zeminini, tabanını mı hazırlıyor acaba? Bir de şöyle bir olay. Biz onu hiç sormadık. Hangi burçsun? Ağlar mısın? Güler misin? Kendiliğinden ben duygusalım Sökülüyor. Dedi. Bakın ben duygusalım, ağlarım adem. Ben Sevgi ağlarım gibi. Dedi. Yani o çok bir değişikti. Peki Esme Hanım'a ne diyorsunuz? Sofrada sürekli aşçı olduğunu söyledi. Esme aşçı da isim kebabını bilmiyor. Ne şey, kebabı? Şaşlık. Ha, şaşlık ben kebabını bilmiyor. Yani madem aşçısın bilmen lazım. Ben de şaşırdım. Ben bilmiyorum, aşçı değilim. Yani olabilir. Yani. Hayır, yani bilmeye de bilir ama. Şimdi normalde bilmeyebilir ama aşçıysan şaşlığı muhakkak ki duymuş olman lazım. Evet. Ya bugün hangi kebapçıya gitseniz şaşlık yapıyorlar, pişiyor. Çok mu spesifik, çok bir spesyalite, efendim çok nadir yerlerde yapılan, yenen ya da bir yöreye ait, bir yöreye özgü, has bir yemek değil ki. Hemen hemen bütün kebapçılarda şaşlık yapılır. Yani ben bunu bilmemesine şaşırdım. Dur ben şimdi, ben onun gelininin menüsünü çok merak ediyorum. Tabii yarın İddialı göreceğiz. Ay siz ne dediniz? Aşçı kayınvalideye ne dedi biliyor musun kayınvaliden Gülben? Şimdi dedi benim dedi gelinim geldiğinde dedi 18 yaşında dedi hiçbir şey bilmiyordu. Su bardağını bile tutamıyordu. Benden el aldı dedi. Anne dedi ki o zaman beceriksiz ki gelinin dedi. O kadarını dedi. Ha, annem doğru söylemiş ama. Ama... İyi, siz gelin kayınvalide çok uyumlusunuz. Vallahi ya, doğru söylemiş. Tamamlıyorlar. Biz normal hayatta da böyleyiz. Biz ne güzel, konuşmadan ne güzel. Olmaz. Biz böyle oo, bir... Ben şimdi günde 10 kere ne konuştuğunuzu şimdi daha iyi anladım. Biz her şeyi konuşuyoruz. 10 konuşmadan 7'si dedikodu.